Herkese merhabalar, CoinHunters kanalına hoş geldiniz. Bir inişli bir çıkışlı testleri piyasadan kazançları tırtıklamaya devam ediyoruz. Piyasayı tararken arkadaşlar yakın gelecekte yükselmesini beklediğim birkaç coin gözüme çarptı. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Hazırsak başlıyorum. İlk coin'im Pendle. Pendle farklı pasif gelir stratejileri yaratabildiğimiz bir getiri ticaret projesi. Örneğin STETH yani sentetik Ethereum stake ederek sabit getiri kazanabiliriz. STETH'in artacağını düşünüyorsak long işleme girebiliriz. Yine aynı şekilde STETH'larımızı ikisi ekleyerek pasif gelir elde edebiliriz. Proje Ethereum, BNB, Arbitrum ve de Optimism ağlarında yer alıyor. Projenin yatırımcıları arasında Binance Labs, Spartan ve de Hashkey Capital gibi de devler bulunuyor arkadaşlar. Aranızda bu coin'i hatırlayanlar olacaktır. Çünkü Arbitrum ekosistem videomuzda Pendle'a yer vermişti. Videodan sonra token Binance Launchpool'a geldi ve de Binance'e listelendi arkadaşlar. Tabii fiyat da güzel pump yapmıştı. Biz de kazanmıştık. Hemen CoinMarketCap verilerine bakalım. Pendle market değeri olarak şu an 229. sırada ve de toplam arzı 260 milyon adet. Hemen analizine bakalım. Pendle Coin Binance listelemesinden sonra arkadaşlar 1.15 dolar seviyelerinden 0.46 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Fakat daha sonra tekrardan toparlanarak şöyle bir yükseliş trendi oluşturdu gördüğünüz gibi. Şimdi buradan arkadaşlar bizleri bekleyen neler var hemen ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar yani şu bölgeden alacağımız güzel bir tepkiyle arkadaşlar önce yükseliş bekliyorum. Ardından da şuradaki 0.71 dolar seviyelerindeki order bloğu ve de daha sonra 0.75 dolar seviyelerini aşıp arkadaşlar şuradaki 4 saatlik imbalans boşluğunu zorlayacağımızı düşünüyorum. Bu bölgelerde önemli bir desteğimiz şu an 56 cent seviyeleri. Fakat ben buradaki trendin korunacağını düşünüyorum ve de böyle bir yükseliş olarak bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra da ardından da buradaki imbalans boşluğunda rahatlıkla aşılacağını tahmin ediyorum. Ve de şöyle bir yükseliş olarak 90 sent seviyelerini en azından 84 sent seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Sıradaki coin'imize geçiyorum. Polytrade yani trade coin. Polytrade RWA yani gerçek dünya varlıklarını tokenize eden değerli bir proje. İlk tokenize fatura havuzundan yeni tokenizasyon standardı ERC6960'a kadar gerçek dünya varlıklarını pazar yerinde yani markette bir araya getiriyor. Örneğin gayrimenkuller, arabalar, hazine senetleri gibi gerçek dünyada pahası bulunan her varlığı arkadaşlar blok zincir üzerine taşıyor. Yani Polytrade kullanıcılar, yatırımcılar, borç verenler ve de borç alanlar için özel bir finansal teknoloji geliştiriyor. Mevcut da şu an trade olanağı bulunuyor. Ancak ileride araç kiralama, gayrimenkul satışı ve benzeri RWA eklentiler gelecek. Proje Polygon, BNB, Ethereum ve de Solana ağlarıyla şu an entegre durumda. Yatırımcılar arasında da arkadaşlar Polygon Studios bulunuyor. Polytrade özellikle de trade ve ekonomilerini hedef alan bir de Metaverse üzerinde çalışıyor. İlerleyen dönemde önemli görüşmeler görebiliriz. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Proje Mastercard'ın blok zincir dijital programına katılan 6 projeden biri oldu. Tradecoin'in toplam arzı 100 milyon adet ve de 25 milyonu dolaşımda. Toplam market değeri olan 1090. sıradaki proje henüz Binance veya Coinbase'de listelenmiş değil. Bu da altcoin olarak değerlendirmek için artı bir puan katıyor. Hemen analize bakalım. Tradecoin'e baktığımda arkadaşlar şöyle bir yükseliş yaptığını görüyorum ve de daha sonra tekrardan yine bir yükseliş sergilemeye çalışıyor. 13 sent seviyelerinden reddini yemiş ve de şu an 9.5 sent seviyelerinden destek bulmuş arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlar Mastercard haberiyle zaten bir 2x değerleme yaptı. Şimdi benim fikrim tekrardan gelişmelerin devamıyla arkadaşlar ilk olarak 17 sent göreceğimizi düşünüyorum. Ardından 27 sent ve de 39 sent seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. Buradaki de yükselen trendi de takip etmekte fayda var. Yine arkadaşlar minimum olarak da 87-86 sent seviyelerinden de arkadaşlar ekleme yapılabilir. Yani parçalı alımda yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Sıradaki coin'e geçmeden önce şunu eklemek istiyorum. Az önce bahsettiğim coin'leri henüz en büyük borsalara gelmeden gate gibi altcoin cenneti borsalardan alıp bekleme fırsatınız var arkadaşlar. Örneğin Pendle coin'i Gateway borsasına alabilir. Yeni borsa listeleme günlerinde karla satabilirdiniz. Trade için de geçerli bu arkadaşlar. İlerleyen dönemde birden arka arkaya listeleme haberleri gelebilir. Listelenmelerini beklemek de bir kazanmak için bir yöntem arkadaşlar. Bu sebeple Gateway'da kaydınız yoksa açın, bulunsun. Bu tarz game coin fırsatlarında lazım oluyor arkadaşlar. CoinHunters'a özel yüksek komisyon indirimli Gateway linkini de arkadaşlar videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Hatta şu an gözüme de çarptı. Ethereum ve de US Dollar Tether için %8'lik güzel de bir pasif gelir imkanı veriyorlar. Yani Gateway arkadaşlar her türlü değerlendirme şansınız var. Hemen sıradaki coin'ime geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi sıradaki coin'im Opcoin yani Optimism.
Optimism Ethereum üstüne yer alan Layer 2 bir blok zincir, Optimism Ethereum güvenliğinden yararlanıyor ve optimistik rollup'lar ile Ethereum ekosistemini ölçeklenmesine yardımcı oluyor. Ne demek bu arkadaşlar? İşlemler Optimism'e kaydediliyor ama Ethereum'un kontrat güvencesinin altında oluyor tüm işlemler. Optimism şu an iki kola ayrılmış durumda. Birincisi Stack. Birçok proje Optimism altyapısı kullanarak kendilerine özel Layer 2 ağlar üretiyor. Coinbase, Manta Network ilk anda şu an aklıma gelenler mesela. İsterseniz siz de Obstack'leri kullanarak kendinize özel blok zincir üretebilirsiniz. İkincisi ise arkadaşlar Superchain. Optimism tüm Obstack blok zincirlerinin ortasına Superchain adında bir zincir üzerinde çalışıyor. Bunlarla ilgili detayları da arkadaşlar tweet ve web sitemizi zaten paylaşıyoruz. Oralardan takip edebilirsiniz. Hemen Opcoin tokenomics'ine bakalım. Toplam arzı 4.3 milyar adet olan Opcoin'in %20'si şu anda piyasada arkadaşlar. Market değerlemesi olarak da şu an 39. sırada. Hemen analize geçiyorum. Optimism'e baktığımda arkadaşlar şu anda şöyle bir yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyebilirim. 3,28 dolardan beri şöyle bir düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Buradaki 3. dalga gelecek mi onu göreceğiz. Eğer de gelecekse arkadaşlar bizleri şöyle güzel bir formasyon bekliyor. Şuradaki mavi bölümden eğer destek bulması halinde arkadaşlar şöyle güzel de bir kelebek formasyonu oluşturup önce 2.36 dolar ardından 2.84 dolar seviyelerini göreceğimizi ve de daha sonra tekrardan ATH'ı göreceğimizi düşünüyorum. Evet, zaten gördüğünüz gibi şuradaki düşüş trendinde şu an boğuşuyor. Şu bölgelerden geri çekilmede gözlemlenirse arkadaşlar 1.06 dolar seviyelerde çok güzel destek olarak çalışacağını tahmin ediyorum. Bu bölgeden yukarı yönlü bir alım yapılabilir arkadaşlar. Son coin'im DYDX. Çok bahsettim, çok anlattım ama arkadaşlar insanların duymasını ve de bu fırsatı kaçırmamasını istiyorum. Bildiğiniz gibi DYDX çok yakın zamanda işte versiyon 4'e geçecek ve de kendi ağına sahip olacak. Yani DYDX artık bir token değil, bir coin olacak. Proof of stake mantığıyla işletilecek. Yani coinlerimizi platforma stake edebileceğiz. Ek olarak da platformda kullanılması için likidite olarak ekleyebileceğiz. Bu eklemelerin sonucunda da pasif gelir elde edeceğiz arkadaşlar. Bu gelirlerin token enflasyonundan değil, platformda harcanan komisyonlar olacak. İstanbul'da gerçekleşen Cosmoverse 2023'te öğrendiğim alfa bir bilgiyi de buradan paylaşmak istiyorum. Bu gelirleri de arkadaşlar DYDX coin olarak değil, USDC olarak alacağız. Hemen analize geçelim. DYDX coin'e baktığımda arkadaşlar, zaten bizim daha önceki videolarımızda da anlattım. 1,20 dolar seviyelerinden güzel bir yükseliş yakalamıştık. Bu da zaten versiyon 4 haberiydi. Versiyon 4 haberinden beri arkadaşlar düşüş eğilimindeyiz. Fakat bu da zaten markette de paralel gidiyor diyebilirim. Şu anda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir range içerisine sıkışmış durumda DYDX. Aynı zamanda da düşen trendi zorluyor. Yine bu bölgelerde de bir günlük boşluğu da doldurduğunu görüyoruz. Şu an önemli bir destek olan 1.84 dolar seviyelerinde tutunuyor ve de arkadaşlar düşen trendi arkadaşlar hacimli bir şekilde kırarsak ilk olarak test edeceğimiz direnç 2.20 dolar seviyeleri olacak. Ardından da arkadaşlar 2.73 dolar seviyelerini zorlayacağız ve de versiyon 4'ün gelmesiyle de arkadaşlar stake edeceğiz coinlerimizi ve de herkes stake etmeye çalışacak ve de arkadaşlar hem coin'in değeri artacak hem de yani hodl edenler USDC kazanmış olacaklar. Bence bu fırsat kaçmaz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.